İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Hükümeti'nin İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu şikayet prosedürü. Bakü'de tutuklamak istediği birkaç yüz artaklı Ermeni'nin listesi var. Sementa Power, Berzor Koridoru her zaman vatandaşların ve insani yardım kuruluşlarının hareketine açık kalmalıdır. Artsak Kroni, Batı Ermenistan'ın evlatları Dikran Avedisyan. ABD Dışişleri Bakanlığı, Artsa halkına engelsiz bir şekilde bölgeye girme olanağı tanınmalıdır. Bu bir soykırımdır. Mel Gibson, uluslararası kurumları Artsa halkını korumaya çağırdı. Batı Ermenistan Hükümeti'nin İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu şikayet prosedürü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti 21 Eylül 2023'te İnsan Hakları Konseyi'ne şikayette bulundu protesto 19 Eylül 2023'te başlayan yeni Türk-Azerbaycan saldırısının ardından Artsak'ta istikrarlı barışın koşullarını ve yerli Ermenilerin haklarının korunmasını tanımlıyor. Protesto halkların Birleşmiş Milletler şartı ve Birleşmiş Milletler yerli halkların hakları bildirgesine dayanan kendi kaderini tayin hakkını hatırlatıyor. Son zamanlarda Siyu halkı ve Guarani gibi birçok yerli halkın toprakları için büyük zaferleri kutladığı bir dönemde, Batı Ermenistan'dan ve bugün Artsahtan sürgün edilen Ermeni halkı da aynı toprak hakları ilkesine, aynı hedefe sahip. Bu ilke 2005 yılından bu yana Birleşmiş Milletler çerçevesinde Batı Ermenistan Ulusal Konseyi tarafından savunulmakta ve Temmuz 2023'te Ermeni milleti de dahil olmak üzere yerli halkların hakları konusunda uzman mekanizması olan hükümetler arası organ önünde tekrar onaylandı. Siyasi tarihi ve hukuki mücadelenin ön saflarında yer alan Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Bayan Lidya Margosyan'ın temsil ettiği Batı Ermenistan hükümeti Ermeni milletinin Sevr Antlaşması kapsamında sahip olduğu haklardan vazgeçmeyeceğini bir kez daha yeniliyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 21 Eylül 2023'teki oturumunda konuşan delegeler tarafından çağrılmış olan uluslararası hukukun tam olarak uygulanmasını talep ediyor. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan, uluslararası topluma 2021 yılında Batı Ermenistan Parlamentosu'nun Artsakh Kanunu'nun ikinci ve üçüncü maddelerini onayladığını hatırlattı. Artsakh, Ermeni halkının, Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu, Batı Ermenistan vatandaşlığı talep etme ve kendi kaderini tayin hakkını kullanma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Batı Ermenistan Cumhuriyeti 1920 yılında Batı Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstererek Artsakh'ın Ermeni halkını, Artsakh'ın özelliğini tanır. Reuters, kıdemli bir diplomatın haberini atıfta bulunarak Bakü'nün elinde çeşitli suçlardan dolayı tutuklamak istediği Artsaklı birkaç yüz Ermeninin yer aldığı bir liste olduğunu bildiriyor. Ayrıca Bakü Cumhurbaşkanlığı yönetimi Bakü yetkililerinin Arsak'ta yaşayan Ermenilerin hukuki statülerini belirlemek amacıyla kayıt işlemlerini başlattığını duyurdu. İdareden yapılan açıklamada bu faaliyet çerçevesinde ilk etapta Arsak ekonomik bölgesinde yaşayan Ermenilerin kayıt altına alınması planlanıyor ifadesine yer verildi. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sten TV bugün Ermenilerin listesini Bakü yetkililerine kimin verdiğini belirtemiyor. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı Direktörü Samantha Power, Berzor Koridoru'nun vatandaşların hareketi, gıda ve ilaç tedariği için tamamen açık tutulması gerektiğini vurguladı. Power, Doğu Ermenistan ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada buna vurgu yaptı. Power, Sivillerin serbestçe ileri geri seyahat edebilmesi, toplulukların gıda, ilaç ve diğer temel malzemelere erişebilmesi ve insani kuruluşların sahadaki ihtiyaçları görüp karşılayabilmesi için Berzor Koridoru'nun tamamen ve kalıcı olarak açık kalması gerekiyor, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı Direktörü, Bakü'nün sivilleri koruma, insanların haklarına ve temel özgürlüklerine saygı gösterme konusundaki kararlılığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power ile Avrupa ve Asya işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuri Kim 25 Eylül'de Doğu Ermenistan'ı ziyaret etti. Ayrıca Kornizor'u da ziyaret ettiler. Power zorla yerinden edilmiş vatandaşlarla bizzat iletişime geçti ve durum hakkında bilgi aldı. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenya TV'nin Artsakh Kroniği başlıklı manşetinin bugünkü bölümünü sunuyoruz. Azerbaycan tarafı David Babayan'ın ilgili soruşturma için Bakü'ye gelmesini talep etti. David Babayan konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Sevgili hemşerilerim, dostlarım, Bakü'nün kara listesine dahil olduğumu hepiniz biliyorsunuz ve Azerbaycan tarafı gerekli soruşturma için Bakü'ye gelmemi talep etti. Bugün şu Şuşi'ye gitmeye karar verdim. Doğal olarak bu karar yakınlarımda büyük acı, endişe ve strese neden olacak ama eminim ki onlar da anlayışla karşılayacaktır. Ortaya çıkmamam ya da daha da kötüsü kaçışım uzun süredir acı çeken halkımıza pek çok insana ciddi zarar verecek ve ben dürüst bir adam, bir işçi, bir vatansever ve bir Hristiyan olarak buna izin veremem. Allah milletimizin iyiliğini versin. Azerbaycan'ın 19 Eylül'de Artsakh'a yönelik başlattığı geniş çaplı askeri operasyonlar sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Dikran Avedisyan'ın naaşı, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne nakledilerek Yere Bulur Askeri pantheonuna defnedilecek. Dikran Avedisyan asker ailesinde doğdu. Kardeşi Arnold ile Stepanagert İbanyan Askeri Spor Akademisi'nde okudu. Babası Albay Arsen Avedisyan savunma ordusunda çeşitli görevlerde bulunmuş ve 4 savaşa katılmıştır. 2020'de 44 gün süren savaşta Arsen Avedisyan oğullarıyla birlikte Cirakan, şimdiki Mehakavan yönünde savaştı. 44 gün süren savaş başladığında Dikran askerliğinin ikinci ayındaydı. Cilaka'nın düşman kontrolüne geçmesinin ardından 18 yaşındaki Dikran Merkavan kilisesinin haçını çıkarmayı başardı ve askeri birliğin önemli belgelerini alarak Hadut'ta çekildi. Burada 9 Ekim'de Azerbaycanlılarla çatışmaya girdi ve el bombası patlaması sonucu yaralandı. Ardından hastaneye nakledildi. Yaklaşık 10 gün boyunca Dikran'ın ailesi kendisinden haber alamadı ve adı kayıplar listesine alındı. Dikran'ın amcası şöyle anlatıyor. 44 gün süren savaş sırasında ondan bir telefon gelene kadar Dikran'ın hayatta olduğuna dair neredeyse hiç umut yoktu. Dikran, Cirakan, Hadrut ve diğer bölgelerinin kaybını büyük üzüntüyle karşıladı. Levon ve diğer silah arkadaşlarının ölümünün intikamını alacağını her zaman söylüyordu. Dikran terhis olduktan sonra kimsenin iradesini dikkate almadan sözleşmeli olarak silahlı kuvvetlerinde hizmete başladı. Azerbaycan'ın Artsak'a başlattığı son saldırı sırasında Dikran, savaş arkadaşlarıyla birlikte Nareştar ve Çerektar yerleşimlerinin savaş mevzilerinde savaşarak Artsak'ın Van köyünün savunmasına katıldı. Akrabasına göre müfreze komutanının yaralanmasının ardından bacağından yaralanan Dikran muharebe pozisyonunu terk etmeyi reddetti ve son kurşuna kadar savaştı. Daha sonra savunma ordusunun askerleri Dikran'ı mevziden çıkarmaya çalıştı ama burası artık Azerbaycanlıların kontrolüne geçmişti. Ateşkes'ten 4 gün sonra arama çalışmaları sonucunda Dikran'ın cesedi savaş pozisyonunda elinde son kurşun sıkılmış halde silahla bulundu. Arsa halkına herhangi bir engel olmadan bölgeyi terk etme ve istedikleri zaman oraya geri dönme olanağı tanınmalıdır. Bunu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Matthew Miller açıkladı. Matthew Miller Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce olduğu gibi bölgedeki insani durumdan endişe duyduğunu belirterek Artsahta insani yardıma engelsiz erişim sağlanması çağrısında bulundu. Hollywood'un ünlü aktörü ve yönetmeni Mel Gibson Uluslararası topluma Ermenilere çok ihtiyaç duyulan yardımın sağlanması için acilen önlem alması çağrısında bulundu. Tarih trajik bir şekilde tekerrür ediyor, yüzyıllarca inançları nedeniyle zulme uğrayan Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe mahkum edildi. Gibson'a göre yerinden edilen insanların evlerine dönmesi için acil diplomatik çaba gösterilmesi gerekiyor. Gibson, hala acı çeken Ermeni halkına söylüyorum, Ümitsizliğe kapılmayın, Allah sizinledir, diye ekledi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arthur Hachens tarafından seslendirilen Yanku Griv adlı eseri sunuyoruz. <Sessizlik> երփի կդրես դույծмар կողորթում ես խաղախ երկնքով կգամ դու تۆ գրկի քեզ ընկերս իմ իմ կողմից تۆ քեզ ասի իմ Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.